Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 oynuyoruz. Evet, bugün bu videoda yepyeni bir seriye başlıyoruz PES 2021'de ve serimizin adı Efsane Ol. Efsane Ol hangi oyuncuyla yapacak derseniz Emre Mor ile yapacağız. Emre Mor bildiğiniz gibi çok özel yetenekleri olan bir futbolcu ama o yeteneklerini kullanamayan bir futbolcu. Yani o yeteneklerini kullansa ve biraz daha çalışsa belki de Barcelona'ya kadar gidebilirdi Emre Mor. Ve biz de şimdi o yeteneklerini kullanmayan çalışmayan Emre Mor'u dünyanın en iyi takımlarına göndermeye çalışacağız. Bu seri çok uzun soluklu olacak. Sizlerin beğenisine ve abone olmanıza göre, yani abone olup like atarsanız bu seri çok çok uzun sürecek. Biraz uzun bir giriş oldu. Hemen başlayalım. Celta Vigo'da oynuyor bildiğiniz gibi Emre Mor. Şu an kaç overall var? Hiç bakmadım Emre Mor'un overall'unda. 70 miydi? Aynen, 23 yaşında, daha aslında genç sayılabilir. Oyunda yüzü var, her şeyi var Emre Mor'un. 87 hızlanması var, 78 hızı var. Dayanıklılığı biraz sürdü, dengesi 86. Yani biz Emre Mor'u geliştireceğiz ve yeteneklerini de kullanacağız. Oha, şurada neler vardı? Oyuncu beceriklerini gördüğünüz gibi çok iyi yani. Konami gerçekteki yeteneklerini oyuna da koymuş. Ve Emre Mor oyuncu kariyerimiz hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Emre Mor ile başlayın. Evet diyoruz. Hadi bakalım. Yükleniyor. Ve Emre Mor ekranlarda. Gördüğünüz gibi oyunda da yüzü var gördüğünüz gibi. Celta Vigo'da şu an Ağustos 2020. Artık çalışacak. Artık ölü bir hırslanacak ki. Topu yiyecek topu. Takımımıza bir göz atalım bakalım. Kimler var takımda? Bir bildiğim Aspas Loco'ya güçlü biliyorum ben bu kadroda. Murillo var defans. Onu tanıyorum. Başka Mallo, bunu tanıyorum. Molde'yi de tanıyorum. Aslında güzel bir kadromuz var. Bu kadro ilk 5'e girer bence La Liga'da. Ama biz La Liga şampiyonu yapacağız bu takımı. Ve garip bir dizilişi var takımın. 4-2-3-1 taktiği. Yani biz burada nerede oynayacağız? Herhalde sağ kanat olacak bizi. Sağ açık oynatmayacak. Bir mesajlara bakalım. Bakalım neler yazmışlar bizim için hakkında. Sizin için buradayım. Size nasıl destek olabileceğimi hatırlatmama izin verin. Öncelikle mevcut kulübünüz Celta Vigo ile söyleşinizi görüşebilirim. Falan filan diyor. Bakalım ben bu kulüpte duracağım bir sene. Ya da yarım sezon durabilirim bu kulüpte. Milli takım diyor. Tabii ki de milli takıma gidemedik. Doğru. Ama milli takıma da gideceğiz ve Dünya Kupası'nı da kazanmaya çalışacağız. Dediğim gibi çok uzun bir soluklu bir seri olacak bu. Sizin beğenilerinize göre ve kanala abone olmanıza bağlı. Abone olmayı ihmal etmeyin. İlk maçımız Vasco Dipos KAB takımıyla olacak. 4 yıldızlar. Herhalde Villarreal falan olabilir bir takım. 2. maçımızda Real Madrid. Bu bölüm 2 maç yapacağız ama normal videolarda 3 maç yapacağız. Ve zorluğumuzu göstereyim. Zorluğumu ben profesyonel yaptım. En iyi oyuncu da yapabilirdim. Profesyonel kolay gelirse en iyi oyuncu çekerim. Maçlarımız 9 dakika olacak. Bayağı bir uzun giriş oldu. Ben bayağı bir şey anlattım. O zaman ilk maçımıza geçelim. Ve maç günü geldi. Vasco ile oynuyoruz. Bakalım aldı mı bizi hoca? Yedek kulübesindeyiz. Güzel. Yedek kulübesindeyiz. Mesaj gelmiş bize. Bugünkü maçta yedek kulübesinde olacaksınız. Başka bir yeni oynaya girmesiniz. Hazır olun. Hazır olacağız. Hazır olacağız. Yedek kulübesinde de maçı iyi inceleyeceğiz ve maçı girersek golümüzü açacağız. O zaman maçımıza geçelim. Ve ilk maçımıza geldik. İlk maçta da ev sahibi oynuyoruz. Muhtemelen gol olduğunda ben pozisyonları gösteririm. Gol olmadığı sürece pozisyonları göstermem. Ve maçı bizi aldı. Maç ilk yarı 0-0 bitti. Hiçbir atak olmadı. Hiçbir şey olmadı. Deniz Suarez yerine bizi almış hoca. Bakalım nerede oynuyoruz? Onu da bakalım. Sol kanatta oynuyor bizi hoca. Güzel. Biz aslında sağ kanatta ama bizi ters almış. Sol kanatta da oynarız. İlleremendi top. İlleremendi. Eski Real Madrid İlleremendi. O attı pasını o Oyarzabal. Biz Real Sociedad'da oynuyoruz maçı. Anladım. Oyarzabal Real Sociedad'da. Real Sociedad'ı yenmemiz lazım. Rakibimiz olan bir takım. Pas geldi. Biraz cringe olabilir orası ama. Golümüzü attık battık. Sergio kalecimiz böyle seviniyor. Helal olsun be. İşte böyle uzun bir pas geldi bizim sağ bekimizden. Yago Aspas. Adamsın Yago Aspas. Attı pasını. Emre Mor 1-0. Yago Aspas'ı da tebrik ediyorum. Zaten en iyi oyuncumuz Yago Aspas. Üf, çok da güzel vurmuşuz. Emre Mor 1-0. İşte böyle seviniyoruz. Çok güzel seviniyoruz. İşte bu be. İlk maçımız ilk golümüz yani. 10 dakika oldu, golümüz attık. Maçın 60. dakikası. Munoz. Munoz kanattan geliyor. Munoz fake yaptı be. Munoz arkadaşlarına baktı, orta açacak. Bir daha fake yaptı. Bir daha arkadaşlarına bakıyor. Etrafına bak, doğaçta ortasını. Bir kafa out. Şimdi taş geldi. Zaldua, David Silva, Elostondo. Basıyoruz. Emre Mor aldı. Odamsın Emre Mor. Emre Mor koş. Emre Mor hadi be. Geçemedim rakibi. Emre Mor çok hızlı bir oyuncu. Sprinti çok iyi bir oyuncu. Kullanacağım sprintimi. Emre Mor. Orta alana geldi Emre Mor. Arkadaşlarına baktı. Güzel bir pas. Uzun bir pasta güzel oynuyoruz. Gerçekten Celta Vigo takımı iyi oynuyor. Emre Mor girdikten sonra daha etkili olmaya başladık. Orta geldi. Kötü bir orta Moya. Güzel bir pas geldi. Aspas. Aspas verdi.
Aa, bizimki kaydı. Vay, baskımız geldi. Tam kaptı topu. Emre Mor. Hadi oğlum. Ah Emre Mor. Daha geleceğiz ama. Daha çok çalışacağız ve o formayı kapacağız. Yedek başlamayacağız. O formayı kapacağız. Durmadan 11 oynayacağız. Daha çok çalışacağız yani. Real Madrid maçında muhtemelen bizi oynatır diye düşünüyorum. Zaldua geliyor. Bizimki aldı. Lan oğlum uzun yatıyorsun, yarın asana. Miker o yazı bal. Ben de basıyorum. Kaptık topu. Bana verdi. Emre Mor. İyi bir pas geldi, kısa pas. Maçın artık 89. dakikası. Çok büyük bir heyecan var. Taraftarlar şu an yerine duramıyor. Maçın son dakikaları. Munoz açtı ortasını. Oyarzabal'a geldi. Ben arada defansa geliyorum. Offside dedi hakem. Şöyle bir atladık, offside dedi hakem. Maçın artık son dakikaları. Mangala. Kalecisi oynadı. Hakem maçı bitirmesini bekliyoruz ve 1-0 kazanıyoruz. 56. dakikada Emre Mor'un, yani bizim attığımız golle 1-0 kazanıyoruz. Güzel maçtı. İlk yarı bayağı kısır maçtı. Hiçbir şey göstermedi. İkinci yarıda biz geldikten sonra biraz kıpırdandı maç. O kadar güzel maç diyemem ama bizim gol attığımız için çok güzel maç oldu bence. Gördüğünüz gibi 1-3 çekmişiz, o da gol oldu. Bakalım kaç almışız biz? Kaç almışız? 6.0. Güzel. Güzel yani. Gençimiz için güzel bir not. Real Madrid 4 atmış. Barcelona da 4 atmış. Herhalde biz Barcelona ve Real Madrid'le bayağı bir kapışacağız şampiyonluk için. Atletico Madrid de yenmiş. 71 orada kalmışız. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü varmış. Messi kazanacak değil mi? Tabii ki de Messi kazanacak. Zamanı yerini al diyelim. Bakalım Real Madrid maçımız da olacak. İkinci haftada. İnşallah bize oynatır hoca diyoruz. Zorlu Real Madrid deplasmanı. Bakalım. İşte bu. Emre Bor bugünkü maça ilk 11'de başlayacak dedi. Adamsın be hoca. Mesajlara bir bakalım. Maçta sağ kanat başlarınız diyor. Biz sol kanat başlamıştık. Golümüzü atmıştık. Bölümümüzün son maçı Real Madrid olacak. Bakalım oyun planına bakalım. Sağ kanat başlayacaktık. Yine aynı taktik. Real Madrid ise Hazard oynuyor. Ramos oynuyor. Gerçekten iyi kadroları var. Bu arada profesyonelden en iyi oyuncu yapayım mı zorlu? Profesyonelde kalsam ya da. Ve başarılar Emre Mor. Ve Santiago Bernabéu stadındayız. Real Madrid'le karşı oynuyoruz. İnşallah maçta da gol ya da asist yapma dileğiyle diyoruz. Real Madrid taraftarları görüntüde. Ve maçımıza başladık Benzema'nın vuruşuyla. Real Madrid takımın öne çekmiş. Ofansif bekler var. Yani bayağı ofansif oynayacak bugün Real Madrid. Yani bizim işimize gelir. Ben sprint oyuncusuyum zaten. Kontratakta da affetmem. Toni Kroos etkili geliyor Real Madrid. Eden Hazard ağlarımızda. Bizim işimize gelir dedik. Adamlar ofansif başladı. Şuna kadar Hazard taktı. 1-0. Golü bir daha izliyoruz. Toni Kroos mükemmel pas vermiş. Bizim defans oyuncumuz nereye kaçıyordu onu anlamadım. Eden Hazard gerçekten kaliteli vuruş vurmuş. Yani maça 1-0 yenik başladık desek doğru olur galiba. Bir daha pas istedim. Emre Mor. Hadi be, çok kötü kontrol ettim. Dayaklılığım çok kötü, çok koşmamaya bakıyorum. Ama Mendy de oradan gelip gelip duruyor. Ben çok koşmadığım için. Biraz sıkıntı olacak orası. Mendy arkadaşlarına bakıyor. Orta açacak muhtemelen. Ben geldim yardıma. Mendy iki kişi basıyoruz. Mendy kaybetmedi. Mendy'nin aldım topu. Emre Mor. Çektim topu. Verebildim pasımı, çok güzel. Emre Mor. Mendy var karşımda, Modric geliyor. Bana bir yardım gelmesi lazım. Güzel. Emre Mor. Açacağım ortamı. Hadi aspas. Aspas'a Oha. Casemiro oğlu. Hava yolları diyoruz. Şimdi Emre Mor da. Verebildim pasımı. Bir daha. Açtım ortamı. Hadi be Militao. Hazard yine geçti. Hazard yine vurdu dışarıda. Kalecimiz avut vuruşunu kullanıyor. Aspas. İndirdi Aspas. Emre Mor. Çok güzel Aspas. Emre Mor. Yine yardım gelmesini bekliyorum. Verdim pasımı. Şık bir pas. Orta geldi. Ama çok kötü bir orta Lunin. Lucas Vazquez'ten uzun bir pas. Helal be. Ben kanattan uzaklaştım. Orta taraflarda dolaşıyorum. Aspas'ın yanında duruyorum. Yani ikili forvet gibi oynuyor şu an. Çünkü Mendy çok iyi bir sol bek. Onu hiç geçemiyorum. Benzema. Ceza sahası içinde Benzema. Verdi basına Mendy'ye. Mendy geçti. Ah be. Keşke artı bir falan verseydi ama ilk yarı sonucu 1-0. Çok koşmama rağmen yine dayanıklılığım çok bitti. Ve ikinci yarı başladı. Bizim oyuncuların ismi yazmıyor. Onu anlamadığım şekilde. Eğer bunun çözümünü biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Oyuncuların isimleri nasıl yanıyor yani. Benzema'da top. Benzema'nın şutu kalecimiz. Aha çok güzel. Hadi lan. Hadi be. Çok etkili geldik. Çok güzel boğuştu adamla. Mendy'yle. Hadi be Boyata. Toni Kroos attı pasına. Eden Hazard. Benzema. Bir şutla geldi defans. Gerçekten bugün defansımız iyi ama. Bir maçın başında yediğimiz gol. Etkilememiş yani. Emre Mor. Ego aspası gördüm. Ama nasıl atamıyor Emre Mor şunu ya? Adamın gitti, neresine atıldı bu? Top Emre Mor'da. Alamadı. Yine geçemedi. Bugün çok leş oynuyoruz. Ferhat Mendy bizi çok darladı. 74. dakika oldu, hala hocamız bizi almadı oyundan. Mangala indirdi. Emre Mor. Emre Mor aspas. Aspas. Emre Mor çok güzel.
Ama Ferlatmen'di işte. Çok güzel. Çok güzel. Aspas Lunin. Çok güzel geldik orada. Kaleci Lunin mükemmel çıkardı. Aspas'ın vuruşundan sonra bizi hocamız aldı. Maçtaki en anlı hareketimiz ama hocamız bizi aldı oyunda. Anlamadığım bir şekilde. Maçın artık 90. dakikası. Artı 2 verdi hakem. Ferhat Mendy gerçekten bugün çok iyiydi. Ama herhalde maçı bitirecek hakem. Aynen bitirdi. 4. dakikada Hazard'dan yediğimiz golle maçı 1-0 bitirdik. Son dakikalar olumlu şeyler yaptım ama hocamız da bizi aldı. Almasaydı zaten çok bir şey değişeceğini zannetmiyordum. Gol ekranlarda. Hazard'ın mükemmel golü gerçekten. Neyse sağlık olsun diyoruz. Maraton uzun diyoruz. Biz 4.0 almışız. Barcelona Levante'yi 1-0 yenmiş. Atletico Madrid'lenmiş. Atletico Madrid 4-2 yenilmiş Valladolid'de. Ligde 7. yenilmemize rağmen transfer sezonunun son günü biz bu kulüpte kalacağız. Yarım sezon ya da bir sezon bu kulüpte kalacağız biz. Görüşmeler dediğimizde sonraki transfer döneminde içinizde etme şansınız olacak diyor. Tamam. Videoda biraz bağırdıysam kusura bakmayın. Yani tekrar söylüyorum. Videoda biraz bağırdıysam kusura bakmayın. Sadık solduk videolarımı izlemeyin. Sağda PO sosyallik oynatma listesi var. PO sosyallik videolarım sağda. Solda bir önceki PES videom var. Bir önceki PES videomu izleyebilirsiniz. Ortada kanala abone ol butonu var. Tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. 200 aboneye doğru emin emin adımlarla ilerliyoruz. Hoşçakalın ve bay bay.